en iyi yapan ve puanları toplayan şurada kırmızı kurdeleli bilezikleri birazdan koluna takacak. Bakalım 5 puanı kim almış? Beş puanı Damla mı? 20 yaşında Damla. Yoksa tecrübeli gelinimiz, kayınvalidesinden dertli gelinimiz, yeşimciğimiz mi alıyor? 5 puanı alan gelin. Aç. Allah yeşim. Allah. İşte. İki gündür seni takip ediyor o zaman bu. O puanı alırım dedim. Demek ki beni o kadar da işte ona eline iyi tanımıyorsun. Aynı tas. Aynı birebir aynı tabağa çıkarıyorsun. Bir dakika. O zaman mantıken bana dün 5-4 yaptığında birinden benim çıkmam lazımdı. Sen bana dün 1 verdin. Hadi bugün de lezzetsiz gel, diyeyim. Gel. Bugün de lezzetsiz diyeyim. Tamam Yeşim, sus ya, konuşma. Lezzetli. Lezzetli. Sadece pişmesi güzel işte. Tamam, ikisi de aynı. Gülseren Hanım'a dedim aynı alacağım. Kayınvalidelerden alacağım puanları dedim. Aldım. Yeşim aynı benim taklidim gibi geliyorsun şu an bana. Evet, çünkü şu an Damla'nın söylediklerini beni taklit ediyorsun. Yo, sen daha buralarda yoktun, ben bu konuşmaları çok yaptım. Hiç, sen hiç, daha dün geldin. Ben hiç görmedim. Ben hiç çünkü görmedim, yoktun, öyle söyleyeyim. Yoktun. Aynen 8 aydır buradasın. Evet, görmemiş olabilirim. Baktım başka türlü alamıyorsun. Sevilay teyze. Şimdi ben zaten bana bir vereceğine adım kadar emindim. Çünkü benim tabaklarımın kibar olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Ama çok küçük ve içi çok sıkı. Yani ben malzemeden falan çalmadım, onu söyleyeyim. Yani hani bir şeyini eksik koymadım, ununu eksik koymadım, şununu eksik ya koymadım. Zaten öyle bir şey olsun, uyarırlar. Öyle bir şey ha, benim elim böyle alışmış, böyle gidiyor. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü kurabiye deyince direkt görselinde canlanan şekil o şekil oluyor. Damlacığım, ben Miyase'yi arıyordum. Ben iki tabaktan birinin diye. Ben zaten onları ben gördüğümde zaten, değil ben dedim. Ben zaten yani kızmıyorum. Sonuçta burada herkes gelinin tabağını bulmaya çalışıyor. Senin gelinin böyle yapmıyor, benim gibi yapmıyor. İlla ki benim tabağımı gelip bir verecektin ama şöyle düşünüyorum. En azından mesela bazen diyorsunuz ya lezzet, lezzet, lezzet diye. Ya bir vermeyip bazen iki verdiğiniz de oluyor. Nedense ama benim olan tabaklara şak diye biri yapıştırıyorsunuz. Senin ya olan tabak diye değil, hakikaten onun içi bayağı sıkı. Seni ve az diyorlar. Daha çiğ geldi. Ha, sıkı, ha, o da şöyle, çiğ geldi. Sıkı olabilir ama diğerine full hamur dediniz. O da ona yakındı. Gerçekten ya final günü bak niye puan dağıtsın? 5-4 bile fazla da Allah'tan yani, 4 verdin. Şu, ben çıktım. Şu tabağın biri daha değişik olsaydı 5-1-1-1 düşünüyordum bugün final diye. İyi ki de ona da 4 vermişim, yoksa bu da 1 alıyordu. Hani dedim yarık marık yapar. Kakaosu da aynı. Koyuluğu moyulu. Ha, bıçakla kesip atıyorum ya. Ya genelde sen yapmıyorsun ama. Ya bak anne. Her tabağındaki kurallar. Bak mübarek Ramazan da beni konuşturma şimdi. 4. tabak yarık. Evet. Tamam. 1. tabak yarık. Değil tamam. Onda yok yarık. Bir konuşmama müsaade et. Evet. 1. tabağın üzerine sos fazla geldiği için yarıklığı görememişsin. Ha. Benim kurabiyem çıktığında böyle her tarafı yarıktı. Onun sosu az geldiği için yarıklığını görmüşsün. Bence zaten onu diğer yedi tabakların rengi çok açık geldi bana. İkisi de açık. En iyi pişmiş dedim. Memnun olmazlar gelin. Olmuyorlar. Sevgili izleyicilerimiz, haftanın finali. Önce kritiği yapıyoruz, sonra da bugün kim ne kazanmış, kim gidiyor hepsini öğreniyoruz.